final günü hem birileri 10 bilezik kazanacak hem de birileri elenecek. Şimdi haftanın birincisini açıklamak için yine iki ailemi buraya davet edeceğim. Son ikiye kalan yarışmacılarım Gönül ve Tijen abla, Zeynep'le Hayriş. Hayriş yerine Emin'i buraya alıyoruz. Ve bakalım bu haftanın birincisi ve 10 bileziğin yeni sahibi kimler olacak? Bu hafta en yüksek puanları toplayarak haftanın birincisi olan yarışmacılarım Zeynepler, tebrikler. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane. Mutfak bahane. Dedim ki bu yapılan haksızlığın karşılığında bir ceza uygulanacak. Her iki taraftan da beş puan düşüyorum. Ve kazananlar gönüller oluyor. Bu altınları tekrar sizden geri alıyorum. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane. Kimse sevinemiyor. Yani gerçekten kimse sevinemiyor. 5 puan düştüğümüzde 96 puanı düşüyorsunuz. Siz de 98 puanla haftanın birincisi oluyorsunuz. Bir şey söylemek istiyorum da. Yani merak etmeyin. Gerçekten bunu hak ettiniz. Yok yani bir şey de söylemek istiyorum. Söyle açıkçası. Hani burada Emin ve Zeynep kardeşim gerçekten burada biz rakibiz. Ve ama aslanlar gibi mücadele ederek biz burada kazanıyoruz. Yani onların hiçbir suçu olmadığı için ben şu anda mesela Emin'le gerçekten göz göze bakışabiliyorum. Evet. Hayriye teyzem de keşke bu oyuna gelmeseydi. O da işte demek ki gelmeseydi. Ha, ama biz bir ekibiz. Birbirimizin yaptığı yanlışı hepimiz çekiyoruz. Evet Hayriş, sen de geldin tekrar. İyi misin? İyiyim de. Bu ne öksürükmüş ya? Ne başına bela oldu? Evet. Anneme ne kaybettiğini söyler misiniz Derya Hanım? Daha söyleyeceğim. Başladayım yine. Daha söyleyeceğim ne kaybettiklerini. Bir cevap vermek istiyor musun karşı tarafa? Vallahi ben yani iyi niyetimle yani ben yaklaştım onlara. Ama böyle olacağını bilmiyordum. Bilseydim hayatta Gül'le konuşmazdım ben. Emre'ye de söyleyeceğiz bunu. Önce sana söyleyeyim sonra Emre'ye söyleyeyim. Tamam. Tuğçe'nin tabağına geldiği zaman yapacağım. Aa. Anlasın Tuğçe'nin tabağını olduğu için. Onlara iki altın kazandırayım derken bizden 10 bilezik kaybettirdi. Aynen öyle anne. Aynen öyle. Sen geçen sezondan beri bu iyiliğinin kurbanı gidiyorsun. Biraz daha dikkatli ol ya. Ne yapayım işte. Ne yapayım deme anne. Bu kadar olacağını bilmiyordum Zeynep. Bana ne Tuğçe'nin gelinliğinden, masrafından, onun yüzünden bak 10 tane bilezik gitti ya. Birazdan açıklayacağım şey seni daha da üzebilir. Al işte bak. Şimdi Gönül sizleri tekrar yerinize alıyorum. Tuğçe, Gülhan abla, Emre sizler buraya gelin. Sizin burada yaptığınız çok büyük bir haksızlık. Çok büyük bir yanlış. Bizim arkamızdan bir iş çevirdiniz, başkalarının da hakkını yediniz. O yüzden
iki ekibi de diskalifiye etmek zorundayım. Ağla, iyi ağla. İyi ağla. Şu Türkçenin ne suçu var? İstemeseydi o kadar şeyi. Ay, neye suçu var kızım? Ya Allah aşkına Zeynep, sus ya, ben ağlama şu ya. An. Ben ne yaptım şu ya? Şu an senin ağlamaya hakkın yok. Ya ne demek yok ya, ben ne yaptım? Benim bir şeyden haberim bile yok. İstemeden önce aç gözlü olunca düşünecektim ya onu, tamam mı? Ya aç gözlü mü diyorsun, hala çok ne diyorsun sen ya? Çok gerek vardı 3 tane gelinliğe değil mi? Kır düğününe çok gerek vardı. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya her genç kız gibi benim de hayallerim bırak vardı. Ya, ben bırak. Demedim ki çalın çırın. Biz de genç kız olduk. Olamıyorum sakin teyze. Bağır, ne bağırıyorsun ya? Yani ben yapmayacağım dedim, yapmayacağım dedim. İkiniz de geldiniz beni, yani şey yaptınız, anladın mı? Aklımı çaldınız ha. İkiniz de, iki sen de sen de. Yapmasaydın. Kızım niye zaten sen de? Düzgün konuş. O zor durumda düzgün kalmıştı. Konuş ha. Ben de ona yardım ettim. Zeynep doğru konu, yerinden konuştu. Sebepleri ha, o açık. Kadın da senin için... Ya bir dakika, kadın da... Hayatta benim yapacağım bir şey değil. Üçünüz bir şey yapıyorsunuz, Tuğçe suçlu mu oldu şimdi? Kadın da senin için böyle yaptı. Yapmasaydı ya. Üç tane gelinlik almış. Yapmasaydı. Ben mi dedim, ben zaten buradan ayrılıp gittim. Arkada çay molasında da ben onu istemiyorum demiş. İki yüzlü işte, ben de onu söylüyorum. Hep bir şey beceremiyorum. Teyzenin lafını geçiremiyorsun. Ben çok yoruldum. Ben teyzenle devam etmeyeceğim, kusura bakma. Tamam mı? Niye o zaman barışmak için geldin? Her şeyi kabul ediyorum, niye dedin ya? Kendini bir şey zannedeni almaya kalkarsan böyle olur Gül abla. Kendini bir şey zanneden oldum şimdi. Yapmasaydın değil mi? Yapmasaydın diyor ya Allah'ım. Benim senin şuraya yüzünden çuvalla, bu haldeyiz. Çuvalla altın koysalar yemin basarım ki, Kur'an'a el basarım ki dönüp bakmam ben. O karakterde ya git Allah aşkına teyzeciğim. Seni seviyeli tartışalım. Ben zaten diyorum bak bir haftada bağırma, kadına... Bağırma Tuğçe bak bağırma. Bağırma haklılık bağırma. Size biz ya. Burada her zaman söz hakkı veriyoruz. İstediğinizi söyleyebiliyorsunuz ama bağırmadan, büyük yeminler de etmeden, tamam mı? Bir haftadır çok farklı davranıyordu zaten. Her dediğine he, her dediğine he, demek ki bundanmış. Gerçekten rol yapıyormuş yani. Tamam yeterli. Bakın bu yaptıklarınız sizlerin diskalifiye olmanıza sebep oldu. Siz burada diğer yarışmacıların hakkını yediniz. Bir plan program yaptınız ya, bayağı böyle bir hinlik yaptınız, plan yaptınız. Emre'ye de söyleyeceğiz bunu, önce sana söyleyeyim sonra tamam, Emre'ye söyleyeyim. Tamam, tamam. Tuğçe'nin tabağına geldiği zaman yapacağım. Aa. Anlasın Tuğçe'nin tabağına olduğu için. Ve bunun yanınıza kalacağını sandıysanız yanıldınız. Gerçekten çok üzgünüm. Hayriye, sen burada hamile gelininin hakkına girdin. Gülhan abla, sen de şu nişanlı çiftin. Ne olacak şimdi onlar? Ne yaptığınızı düşünüyorsunuz? Vallahi aklımıza gelseydi ne o yapardı ne ben yapardık. Ama düşünemedik onu. Sizin burada yaptığınız en büyük hata... ...başkalarının hakkını yemek oldu. Aynen. Ekiple beraber biz sizin diskalifiye olmanızı uygun gördük. Ama siz burada diğer yarışmacıların hakkını yediğiniz için... Son kez onlara sormak istiyorum. Bu yarışmadaki kaderiniz, hakkını yediğiniz yarışmacıların elinde. Şimdi onlara soruyorum. Bu çiftlerim yarışmaya devam etsinler mi? Ya da veda mı edelim? Ben affediyorum. Turna abla. Affediyorum. Sen ne diyorsun? Yani ben bir tarafı affederken bir tarafı affedemeyeceğim. Onun da... Tamam, devam etsinler mi etmesinler mi sizden ortak bir karar alayım. Etsinler. Sizlere bunu sormak daha da zor oluyor. Çünkü siz haftalarca zaten bunun zanlıyla yaşadınız. Affediyor musunuz? Devam etsinler mi, etmesinler mi? Zeynep'in, Emin'in ve Tuğçe'nin hiçbir bunda bu olayla suçu yok. Yani ben affediyorum. Hayriye teyzenin de herhalde kötü niyetine olmadığını düşünüyorum. O yüzden devam etmelerini istiyorum ben. Üçünüzün ortak kararı nedir? Ben kabul etmiyorum.
Ben de affediyorum. Çünkü niye? Burada güzel anılarımız geçti, evet. Güzel yarışmalar yaptık. Ha, bir anlık gaflettir. Gerçekten bir anlık gafletine uymuştur diye düşünüyorum Gülhan ablamın. Hayriye teyzem de zaten kalbini biliyorum. Diğer arkadaşlarım da zaten kabahat yok ama evet. Ben affediyorum. Daha evet. iyi yarışacağımıza eminim. Evet. Ben gidiyorum. Onlar otursunlar, yarışmalarına devam etsinler. Ya geldiğimden beri benimle uğraşıyor. Yok süslüymüşün, yok hamur kavuramayı. Yapamıyorum. Benim bu kadar. En azından dürüstüm. Al bu tüyümü de sana hediye olsun yavrum. Ya yenge nereye gidiyorsun? Ya yok ya. Geldiğimizden beri zaten iki ayağımız pupabucuğa giriyor. Ondan sonra yok onunla kumpas, yok bununla kumpas. Bu da daha kendinize çok iyi bakın. Tijen sen beni seviyordun, şey ne oldu? Vallahi şu an kuşkudayım yani. Düşünüyorum sevsem mi, devam etsem. Yok bozuldum ben yani. Bozuldum. Affetmiyorum. Ama bu kadar kişinin bizim yani... Bizim ne günahımız var Tijen abla? Sizin günahınız yok ki. Hak yedik bak, ne aldık? Bak arkadaşlar sen affet ama ben etmiyorum. Hak yedik ne aldık? Ya yok istemiyorum ben ya. Çok bozuldum. Etmiyorum. Vallahi hakkımı da helal etmiyorum. Şey. Yenge gel yenge. Bak ocelerimi bile çıkarım. Tırnaklarımı bile kestim sizin yüzünüzden. Aa. Ne hallere düştük. Bana ölüyorum seni seviyorum diyen kadına bak, bak ya. Bak teyze yakın olduğun kadını gördün. Gerçekten yani daha nelerle karşılaşacağım hiç bilmiyorum. O zaman şu anda karar sadece Gönül ve Ahmet'te. Nedir son kararınız? Biz devam etmelerini istiyoruz. Oy birliğiyle devam etmenizi uygun gördüler. Kalıyorsunuz. Gerçekten. Bu sizin son şansınız. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Bugün eleme de yapmıyorum. Ya. Çok sevin, tamam mı ya Tuğçe'cim? Ya Zeynep bak lütfen. Tamam hadi artık yerinize geçin. Başlıyoruz hadi mutfak bahane, mutfak bahane. Evet Tuğçe, bu seni korumaya aldığım ikinci. Bu senin son şansın. Derya Hanım benim hiçbir suçum yok ama gördünüz değil mi? Senin aynen, senin burada hiçbir suçun yok. Burada tamamen Gülhan abla, Hayriye ve Emre suçlu. Diğer yarışmacılar onları affetti. Devam ediyorsunuz. Ama bundan sonra asla tekrar böyle şeylerle karşılaşmak istemiyorum.